Suikast değildi. Sadece basit bir kaza. Peki arabanızı ateş açanlar? Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan. Yani düşmanınız yok mu demek istiyorsunuz? Ha, var elbet. Bir iş adamının önemi düşmanlarının çokluğuyla ölçülür. Kendinizi yormayınız beyefendi. İyiliğin için söylüyor şekerim. Ben gene de suikast konusunda direniyorum beyefendi. Yorma kendini canım. Basın toplantısı bitmiştir baylar. Yani cevap vermekten kaçınıyorsunuz. Sadece tıbba saygı delikanlı. Müsaadenizle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nihayet gelebildin delikanlı. Yaklaş bakalım. Hayatımı kurtardın. Anlıyorum. Al. Önceden saptanmış olan randevuları iptal edin. Acele olarak da İtalya'yı arayın. Baş üstüne efendim. Senin de bu paraları neden almadın? Saltanatına göre hayatın pek ucuzmuş. Anladım. Al. Çok mu zenginsin? Pek fakir sayılmam. Ne iş yaparsın? Sana rastlamadan önce bir arabam vardı. Hayatımı kurtardım. Kimseye borçlu kalmak istemem. Benim için çalışır mısın? Bu kadar adamın varken mi? Senin gibi birine ihtiyacım var. Sağ ol ama emir altında çalışmayı sevmem. Bir dakika. Uşak değil, dost arıyorum. Evet dersen çok memnun olurum. Evetliğine evet de, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii. Ben de sevmem borçlu kalmayı. Anlıyorum.